Ciao a tutti. Allora, buonasera a tutti. Domani sarà una bella partita, il terzo del turno. Sono contento di ritornare, per me è una grande emozione. Come sapete, in Champions ogni partita è una partita diversa e noi come Beşiktaş siamo venuti per prendere i punti. Sappiamo che il Napoli è il favorito di questo gruppo e sta giocando un bel calcio, per cui noi come Beşiktaş vogliamo dimostrare il nostro gioco e fare più punti possibile. Hoş geldiniz tekrar. Güzel bir maç olacağına inanıyorum. Üçüncü maç bizim için. Öncelikle buraya döndüğüm için memnunum. Tekrardan Napoli'ye döndüğüm için. Bizim için her maç farklı bir maç. Napoli şu anda grubun lideri ve favorisi. Ve çok iyi top oynuyorlar. Fakat biz Beşiktaş olarak oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Bununla ilgili kararımız kesin. Evet, şimdi Gökhan İnler'e soruları alabiliriz. Selamet Roman ve Pep Gökhan. Merhabalar, iyi akşamlar diyelim. Yarınki mücadelede öncelikle başarılar diyelim. Yarın buradaki atmosferi takım için en iyi bilen kişiler olacaksın. Taraftarı çok iyi biliyorsun. Napoli'nin kulüp yapısını çok iyi biliyorsun. Yarın nasıl bir atmosfer bekleyecek Beşiktaş'ı? Beşiktaş taraftarı maçları çok etkileyebilen, olumlu anlamda etkileyebilen bir taraftar topluluğu. Yine Napoli için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Nasıl bir atmosferde geçer yarınki mücadele? Tabii ki. Tu conosci benissimo il Napoli, quindi conosci anche la struttura calcisticamente del Napoli. Beşiktaş pure ai, diciamo, i tifosi molto forti, anche i tifosi napoletani sono forti. Di questa cosa qua cosa pensi? Yarınki maç tabii ki çok bir büyük baskı olur Napoli için. Çünkü son iki maçı yenildiler. Taraftar tabii ki bu maç için çok sıcak olacak. En önemlisi işte bizim takımlar Beşiktaş adına önemlisi iyi çıkmak. Çünkü bu atmosferde iyi başlaman lazım. Yoksa işte Napoli o kendi oyunla hani iyi bir oyun sergileyebilir. Onun için biz ilk dakikadan hazır olmamız lazım. Napoli, essendo la squadra ospitante, sicuramente partirà molto forte e efficace al calcio, alla partita. Quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere svegli, comunque dobbiamo trasformare, dobbiamo far vedere, dimostrare il nostro gioco, le nostre tattiche durante la partita. Hai molta paura di questa partita, ti ho visto un po' tremolante mentre parlavi. O è tanta l'emozione di quando vestivi la maschera del leone? Ti vedo anch'io tremare te. No, sicuramente sono emozionato. 4 anni qua è stato bellissimo, però adesso sono contento di essere qui con voi.
questo stadio. Niente, domani sarà un altro giorno e ci concentrerò per la partita. Sappiamo che sarà difficile, per cui io sono sereno, non preoccuparti. Gazetecinin sorusu şuydu. Seni biraz heyecanlı ve korkmuş görüyorum. Doğru mu bu? Gökhan'ın cevabı da sen de titriyorsun yani ellerin de titriyor senin şeklinde. Daha sonra Gökhan'ın cevabında yarınki maça çok iyi konsantre olacağını söyledi. Özellikle bu sorudan sonra diyelim. Burada olmaktan tekrar memnun olduğunu söyledi. Yarın en iyi oyununu oynayacağını söyledi. Ciao, Gökhan. Domani quando salirai le scalette del San Paolo, qual è il primo ricordo che ti verrà in mente? Dei 4 anni a Napoli, qual è l'immagine più bella che ti porti dentro? Champions, quando sali e vedi queste tante gente che urlano, sicuramente queste emozioni salgeranno. È stato bellissimo perché ho lasciato un bel ricordo a loro e anche loro a me, la fosseria, la città. Come posso dire, quando sei una volta napoletano, sei sempre napoletano. Soru şuydu, Napoli ile ilgili, Napoli futbol takımı ile ilgili ilk anın neydi? Şampiyonlar Ligi'ne çıktığımda hissettiğim heyecandı. Taraftarların, bağıran, çılgınca bağıran taraftarların verdiği coşku ve biraz da tabii baskı, aynı zamanda heyecan. Napoli futbol takımında güzel işler yaptığımı düşünüyorum. Bu şekilde. Başka sorunuz yoksa var mı? Bir soru daha var. Sevgili Gökhan, az önce İtalyan meslektaşım Emanuele'ye sordum. Maçın tahmini ne olur dedim. Çok zor bir maç, 1-1 dedi. Senin kafandan geçen skor nedir? Skorlar çok geçer bende de ama benim düşüncem sadece Beşiktaş. Biz buraya geldik yenmeye. Onun için elimizden geleni yapmamız lazım. Il giornalista ha chiesto a un'altra giornalista collega dicendo che la sua opinione, insomma, come sarà la partita di domani, il risultato, la stessa domanda ha fatto anche Albert Gökhan. Gökhan ha detto che siamo venuti qua per vincere. Dobbiamo stare anche attenti. Teşekkür ederiz. Gökhan, teşekkürler. Grazie. Grazie. İyi akşamlar.